Teknoloji Kafası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Google Play geri ödeme nasıl yapılır sorusuna, sorunlarına teker teker cevap vereceğiz. Şimdi arkadaşlar daha önceden kanalımızda bir sürü video paylaştık ama yapamayanlar vesaire olmuş. Artık sizlere tek çözümünü göstereceğim. İki tane yöntem var. Bu iki yöntem sayesinde geri ödemelerinizi yapabilirsiniz. Fakat işlerinden olmayanlar olabilir çünkü bir market düşünün abi, kendi mahallenizde, hatta iki tane market olsun, biri iade alır diğeri almaz. Bu satıcıyla alakalı olduğu için arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok, sizlere geri ödemenin nasıl yapılacağını anlatacağım. Sadece bu şekilde karşı bildirim de yollayarak arkadaşlar geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Umarım geri ödemenizi yapabilir ve sizlere yararlı bir video olur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız bir aile sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız, bir abimiz bize yazmış Instagram adresimizden. Bana belirttiğinde, adını vermeyeceğim şimdi, trafik kazası geçirmiş. Geçmiş olsun dilerim şimdiden arkadaşlar. Trafik kazası geçirmiş ve kardeşi, küçük kardeşi gidip onun adına bir oyunda arkadaşlar, bir uygulamada satın alma yapmış. Yaklaşık olarak bir 30 bin liraya yakın satın alma yapmış. İade de edemiyor. Yani böyle şeyler de olabilir. Şimdi 30 bin lira satıcı için çok büyük bir rakam da olabilir. O yüzden geri iade yapmayabilir arkadaşlar. Şimdi sizlere geri iade nasıl yapılır teker teker anlatacağım. İlk işimiz arkadaşlar, telefondan eğer yapıyorsanız şimdi gidip şöyle internetimizi açalım. Telefondan yapıyorsanız arkadaşlar, yapacaklarımı, anlatacaklarımı iyi dinleyin. Bilgisayardan yapıyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Aynısını uygularsanız direkt olacaktır. İlk olarak play.google.com'a giriyoruz arkadaşlar. Google Play'e giriş yapıyoruz. Chrome'dan ama arkadaşlar. Normal uygulamadan değil. Chrome veya bir herhangi bir tarayıcıdan giriş yapın. Daha sonrasında arkadaşlar, şunu kapatayım. Daha sonrasında buradan masaüstü görünümü bölümü var. Masaüstü sitesi bölümü var. Buna tıklıyorsunuz. Sonrasında şurada arkadaşlar hesap bölümü var. Buradan hesap bölümüne geleceksiniz. Hesap bölümüne geliyorsunuz. Daha sonrasında sipariş geçmişi bölümü var. Burada eğer ki satın aldığınız ürünü göremiyorsanız büyük ihtimalle buradan doğru Gmail ile giriş yapmamışsınızdır arkadaşlar. Sağ üst köşeye dikkatle bakın. Birazdan resim değişecek. Asıl hesabıma giriş yapayım hemen arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sağ üst köşedeki profil resmimiz değişti. Yani doğru Gmail adresime giriş yaptım. Şimdi sipariş geçmişi bölümüne geldim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere daha önceden satın aldığımız ürünler hepsi çıkıyor arkadaşlar. Satın aldığımız ürünlerin hepsi. Şimdi biz buradan geri iade yapacağımız ürünü buluyoruz. Buradan sorun bildir bölümüne tıklıyoruz. Burada doğru işlemler yapın. Çünkü yanlış ve yalan bildirirseniz geri iadeniz büyük ihtimalle olmayacaktır. Ayrıntılı bir şekilde her şeyi detaylı bir şekilde anlatmanız lazım satıcıya. Şimdi satın aldığım ürün veya ürün bozuk veya tanıtıldığı gibi çalışmıyor diyorsanız en alttakini seçin. Eğer ki ürün zaten bozuksa büyük ihtimal geri iade edilecektir. Bu ürünü satın aldım ama ürün elime geçmedi diyorsanız bunu seçin. Sonra arkadaşlar, bu satın alma işlemi için herhangi bir ödeme hakkında vesaire bir fikriniz yoksa, bilginiz yoksa bunu seçeceksiniz. Bu satın alma işlemi bir arkadaşınız veya aileden biriniz onayınız olmadan yaptıysa, hani videonun başında demiştim, kaza geçiren bir abimiz var demiştim. Ve bunu ondan habersiz gidip küçük kardeşi satın almış istemeden, bunu seçecek o kişi misal. Satın aldığınız bu ürünü artık istemiyorsanız bunu, bu ürünü yanlışlıkla satın aldıysanız bunu arkadaşlar. Eğer ki ilk defa geri iade yapacaksanız zaten Google Play'de genelde bunlar kabul ediliyor. Çünkü bir şüphe vesaire edilmiyor. Arda arda yapıldığında bu kötüye kullanım diye geçiyor ve iade vesaire olmuyor genelde. Misal diyelim ki bu satın alma işlemini bir arkadaşım veya bir aileden biri onayım olmadan yaptı diyor. Buna tıkladık.
lütfen sorunuzu açıklayın bölümünü olabildiğince doldurun arkadaşlar. Doldurun ki daha fazla bilgilensin o satıcı. Google Play'e de daha fazla bilgi verelim ve bizim geri ödememizi kabul etsin veya etmesin. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Olabildiğince doldurun, bilgi verin. Doğru bilgi verin. Bunu yaptık. Daha sonrasında bize bir mail gelmesi lazım. Mailimize giriyoruz arkadaşlar. Mailimize girdikten sonra Google Play'den geri ödeme isteğiniz hakkında görüyorsunuz. Bilmem ne işlem kimliği şöyle yazıyor. Tutarındaki 2.99 tutarındaki geri ödeme işleminizi aldık ancak kabul edilmedi diyor, politikalar vesaire diyor. Dediğim gibi bazen kabul edilir bazen kabul edilmez. Bu politikalar zaten uygulamayı ilk indirdiğinizde kabul ediyorsunuz bunları, hiç okumuyorsunuz tabi, ben de okumadım da. Ama bunlar yazıyor her yerde. Tabi bu kabul olmadı, bitti mi? Hayır. Şimdi bir yöntem daha var. Bu yöntem için ilk olarak Play Store'a girip uygulamamızı buluyoruz. Atıyorum uygulamamızın adı Kafa Topu. Şöyle girdim. Uygulamaya girdik arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Burada geliştirici iletişim bilgileri bölümü var. E-posta adresini görüyorsunuz. support@masomo.com. Giriyorum Gmail adresime. Hangi Gmail'den, hangi mail adresimizden satın aldıysak ona giriş yapıyoruz buradan. Sağ üstte görüyorsunuz. Oluştur bölümüne alıcıyı yazıyoruz arkadaşlar. Uygulamanın sahibinin bilgilerini yazıyoruz. support@masomo.com. Şöyle bakıyorum. Kontrol ediyoruz arkadaşlar. support@masomo.com yanlış yazdım. Başta et yokmuş. Çok özür diliyorum. Düzelttim zaten. Şöyle düzelteceğim. Şurada eti var. support@masomo.com. Lan yazı yazmayı unutmuşum lan. Tövbe estağfurullah. Zaten büyük firmalar çıkıyor arkadaşlar olasıyla beraber. Burası çok önemli. Burayı İngilizce yazmaya çalışın konu bölümüne. Hatta iletiyi de aynı şekilde. Yabancı dilde yazacaksanız mutlaka İngilizce olarak yazın. Türkçe'de ilk baş belirtin, İngilizce'de belirtin. Geri ödeme yazın arkadaşlar buraya. İngilizcesine de çevirip yollayın aynı şekilde aynısını. Şurada gördüğünüz üzere kabul edilmedi yani geri ödeme isteği vesaire diye. Şuradaki işlem kimliğini şöyle şurayı kopyalayın, atıyorum. Şöyle kopyalayın. Şöyle yapıştırın arkadaşlar. İşlem kimliğine sahip satın almayı geri ödeme al yok işlem kimliğine sahip ürünü geri ödeme ürünü iade etmek istiyorum. Deyin. Bunu İngilizce olarak da yazın arkadaşlar. Sizlere dönüş yapacaklardır zaten. Ben bu şekilde iade aldım. Sizlerden bilgi isteyeceklerdir. Bunun için de şunu yapmanız lazım. Hemen Chrome'dan bu sefer pay.google.com. Yani Google ödemeler arkadaşlar demek. pay.google.com'a girin. Burada satın aldığınız ürünlerle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Üzerine tıklayıp mesela bakın burada geri ödeme yapıldı diyor. Buradan geri ödemeyi yapıp yapılmadığını tek tek öğrenebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde geri ödeme yapabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur.
Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.